Sevgili seyirciler, geçen hafta Türkiye ile Yunanistan kelimenin tam anlamıyla savaşın eşiğinden döndü. Şimdi ise karşılıklı olarak hesaplar yapılıyor. Bilançolar çıkarılıyor. Ancak özellikle Yunanistan'daki kargaşa ve eleştiri yağmuru dinmiş değil. Bu arada krizin sadece şeklen bittiği ve Ege'nin üstündeki kara bulutların dağılmadığı, bırakın dağılmak, belki biraz daha arttığı hissediliyor. Hele Atina'da dolaşan söylentiler öylesine endişe verici ki herkesi tedirgin ediyor. Ήμια. Μια άγνωστη λέξη μέχρι χθες. Ένας άγνωστος τόπος. Ήμια. Το νησάκι που έφερε ο Αντένας στο προσκήνιο. Το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού. Ήμια. Ο πρώτος στόχος της τουρκικής επιθετικότητας. Ήμια. Ο Αντένα αποκάλυψε ότι το διεκδικούν οι Τούρκοι. Τώρα όλοι μιλούν για αυτή. Ήμια. Η αποκάλυψη του Αντένα αφύπνισε, ενεργοποίησε, συγκίνησε. Επιτέλους, τέλος τον τουρκικό επεκτατισμό. Αντένα. Η έγκυρη, η αποκαλύψη. Yunanistan'da şu sıralarda hala tartışılan ve sorumlusu aranan konuların başında medyanın krizde oynadığı rol geliyor. Yazılı ve görüntülü basının canlı yayınlarıyla krizi abarttığı, kontrol altında tutulabilecekken kışkırttığı ileri sürülüyor. Yunanlara göre asıl suçlu tabii Türk basını. Oysa ilk adımı Kalimnos Belediye Başkanı'nın Kardak kayalıklarına çıkıp bayrak dikerek attığından kimse söz etmiyor. Kalimnos Belediye Başkanı bayrak dikerken filmi çekilmediğinden dolayı da görmezden geliniyor. Hem Türk kamuoyunu ayaklandıran hem de Yunan kamuoyunda duyarlılık yaratan asıl olay ise Antena televizyonu tarafından yayınlanan şu görüntülerdi. Türk bayrağının indirilip Yunan bayrağının çekilişi ve şarkılar söylenmesi krizi doruk noktasına çıkarttı. Türk bayrağının bu televizyon kanalının muhabiri tarafından indirildiği suçlaması yapıldı. Antena'nın haber dairesi müdürü Kostas Spiropoulos ise 32. güne ilginç bir açıklama yaptı. Bayrağı televizyon muhabiri değil, Yunan donanmasının indirdiğini ileri sürdü. Hayır, hayır. Biz olayı ortaya çıkarmaya gittik. Türk bayrağı daha önce indirilmişti. Yunan bayrağını çeken de bir papazdı. Biz bunu görüntüledik. Yani olayı yansıttık. Yunanistan'da televizyonlar arası rekabet nasıl kran krana sürüyorsa, yazılı basın da diğerlerinden geri kalmıyor. Ancak aradaki önemli fark birinin yazılı, diğerinin görüntülü olması. Televizyonların etkinliği Yunanistan'da da çok büyük. Αλλιώς η νέα δημοκρατία θα αποχωρήσει και θα έρθει μόνο στην ψηφοφορία. Οι ευθύνες σας οι εθνικές είναι τεράστιες. Και ο Σιμίτης μίλησε για πεμπλοκή. Θα είμαι ξεκάθαρος. Kimin yüzünden olursa olsun Simitis hükümeti hala muhalefetin baskısı altında. En başta da Savunma Bakanı Arsenis'in istifası isteniyor. Onun suçu da Türk komandolarının Yunan gemilerinin burnunun dibinden kaçırılması. Yunanistan bunun gerekçelerini hala anlayabilmiş değil. Havanın karanlık, denizin dalgalı olduğu yolundaki açıklamalar kimseyi tatmin etmiyor. Mutlaka bir sorumlu bulunması isteniyor. Sadece hükümet değil, kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı da bu sorumlular listesi içinde. Onların da istifası bekleniyor. İşte muhalefet Simitis'i bu noktadan yakaladı ve şimdi de Ege'de kara sularını genişleterek Türkiye'ye bir gösteri yapmaya zorluyor. Hükümet üzerindeki baskı giderek arttırılıyor. Şimdi kayalık krizi bitti. Artık herkes alacağını aldı, vereceğini verdi diye tahmin ediyorsunuz değil mi? Artık belki de bir daha Ege'de hiç kriz çıkmayacağını sanıyorsunuz. Oysa yanılıyorsunuz. Ege'de önümüzde büyük bir olasılıkla son derece önemli yeni gelişmeler bekleniyor. Bu açıkça söylenmiyor. Şüpheler var, soru işaretleri var ve Atina'da bu konuda herkes müthiş bir beklenti içinde. Yunan Savunma Bakanı'nın arka arkaya birkaç defa tekrarladığı bir cümle var ki Atina'daki yabancı diplomatik kaynaklar ve tabii Türk dışişleri kaynakları kuşkuyla not ediyorlar. Yunanlı bakan Amerika'nın Yunanistan'a verdiği bazı garantilerden söz etti. Şimdi sorulan soru da bu. Nedir bu garanti? Resmen doğrultulamayan ancak kuşku uyandıran bu garantinin temelinde Yunanistan'ın bu yıl içinde kıta toprakları kıyısındaki deniz sınırını 9 veya 10 mile çıkarma olasılığı yatıyor. Kamuoyu karşısında güç durumda kalan ve
Ege'de 12 mile çıkma baskısı altına giren Yunan hükümetinin bir orta yol bulup tüm Ege'de değil, sadece kendi kıyılarında kısıtlı bir adım atma planları yaptığı ileri sürülüyor. Amerika'nın da buna göz yumma garantisi verdiği söylentiler arasında. Türkiye, kıyılarındaki adalarda değil de ülkenin belirli bir ve tartışma yaratmayacak kıyılarında kara suyunun genişletilmesine itiraz edemeyeceği varsayım üzerinde duruyor. Yunanistan'ın eski dışişleri müsteşarı ve tarihçi Viron Theodoropoulos da ülkesinin buna hakkı olduğunu belirtiyor. Türkiye önce uluslararası hukuk ve anlaşmaların bize verdiği hakları kabul etmeli. Ondan sonra bunun nasıl uygulanacağını, nasıl mahkemeye gidileceğini müzakere masasında tartışabiliriz. Yoksa Türkiye gibi elindeki silahla bize baskı yapabilecek bir askeri güç ile masaya oturulmaz. Ancak böyle bir adım dahi Türkiye'yi rahatsız etmeye yetiyor. İster 9 ister 10 mil olsun, isterse başka yerde olsun. Türkiye için önemli sorun Ege'nin bir Yunan denizine dönüşmemesi. Bundan dolayı 12 mil hep savaş nedeni olarak gösteriliyor. Ege'nin yaklaşık %44'ü Yunanistan'a ait. %7,5'u ise Türkiye'nin. Uluslararası sular ise %49 civarında. Herkes kendi karasuları içinde istediğini yapabiliyor. Gemilerini dolaştırıyor, petrol arayabiliyor, avlanabiliyor. Uluslararası sularda ise herkese açık. Deniz trafiğine kısıtlama getirilemiyor. Herkes rahatça geçebiliyor. Yunanistan karasularını 12 mile çıkarttığı anda ise durum değişecek. Ege, Türkiye'ye kapanacak. Türk karasuları %1 artışla %8,5'a çıkarken Yunan karasuları %44'ten tam %71,5'a yükselecek. Tabii en önemlisi uluslararası, yani herkese açık sular. İşte bu sular %19'a inecek. Başka bir deyişle Ege Türkiye'ye gerçekten kapanacak. Yunanistan Ege'yi daha fazla kullanabilecek ve izin olmadan hiçbir Türk veya başka bir gemi Akdeniz veya Karadeniz'e Yunan karasularından geçip çıkamayacaklar. İşte Türkiye'yi en fazla rahatsız eden olasılık da bu. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması. Türkiye'nin tezi açık. Ege'nin iki ülke arasında karşılıklı müzakere yoluyla paylaşılması. Yunanistan ise buna kesinlikle karşı. Ege için hiçbir şekilde masaya oturmam. Sadece uluslararası anlaşmaları uygularım diyor. Bakın, son krizde kimin ne kazanıp ne kazanmadığı önemli değil. Önemli olan gerilimin yeniden artmasıdır. Milliyetçilik rüzgarları fırtına koparmaya başladı. Üstelik her iki ülkenin, özellikle Türkiye'nin iç politikasında belirsizlik var. İşte bu gelişmeler tehlikeli sayılmalı. Ege krizi sürdükçe iki ülke arasındaki silahlanma yarışı daha çok devam edecek. Daha fazla gemiler alınacak, daha fazla uçaklar alınacak. Şu anki dengeye baktığınız takdirde acaba kim kazanır dediğinizde ise soru işaretleri hemen ortaya çıkabiliyor. Yunanistan özellikle son olaydan itibaren Ege'de bir dizi yeni askeri önlem almaya başladı. Kimi adalardaki asker sayısı artırılıyor, bazı ıssız adalara insan yerleştiriliyor ve daha da önemlisi, birdenbire kıymete binen kayalıkların kontrolü için donanma gücü Ege'ye kaydırılıyor. Bence Yunanistan illa 12 mile çıkmak zorunda değil. 9 veya 10 mile çıkabilir. Bu bizim hukuken hakkımızdır. Ve ne kadar uzatacağımıza da biz karar veririz. Üstelik bunu Türkiye kıyılarına yakın yerde de yapmak şart değil. Yunan kıta parçasının kıyılarında da uygulanabilir. Ege'de şimdi yeni bir perde açıldı. İç politikalar, bayrak dikme yarışları ve canlı yayınlarla dolu yepyeni bir dönem. Tepemizdeki kara bulutlarda bir tek kıvılcım bekliyor.